Onun aktörleri belli aslında, herkes tarafından bilinen bir husus. Başta İngilizler ve Amerika, İsrail iş birlikteliği ve arkasından Batı'nın buna desteği çok açık. Bugün Myanmar'daki yaşananlar 2012'de bir büyük bir hadise yine yaşanmıştı. Bu Burma bölgesinden Myanmar'a doğru giden kişileri 300-400 terörist grubu sopalarla döverek bunları katletti. Budistler silahlarla köyleri yakarak, hatta insanları diri diri yakarak binlerce insanı öldürdüler. On binlerce insan, 30 binden fazla demiyor, başka ülkelere doğru mülteci konumuna düştü. Gittikleri yerlerde, bulundukları yerlerde elektrik, su yok, gıda yok. Ama temel sorun bunların bu bölgede arındırılması projesi gibi duruyor. Gün geçmiyor ki Halep'teki bombaları biz buradan artık işitiyoruz. Gaziantep'ten sınıra doğru yaklaştığımızda kilisin hemen yakın yerinde. Bunların hepsinin bir proje ürünü olduğu açık. Amerika, İngiltere, İsrail ve arkasındaki Batı güçleri. Myanmar'da da Budistleri örgütledi. Ve suni bir takım olaylar çıkartarak alevlendirdi meseleleri. Beraber yaşayan insanların işte din ayrımına, mezhep ırk ayrımına dikkat çekerek onları örgütledikten sonra küçük bir kıvılcımla olayları ortaya çıkarıyor. Esas amacı ise oradaki varlıkları elde etmek. Bir, iki, İslam alemi kendi içerisinde meşgul ederek düşünmemesini sağlamak, ilerlememesini sağlamak. Geri kalmasın, eğitim açısından her türlü imkanlarını kullanabilmek ve kafasını kaldırırsa, Müslümanların birlik haline gelirse dünyada söz sahibi olmasını aslında engellemek maksadı olduğu çok açık. Burada yaşamanın yolu Halep'in sükuna kavuşmasından ve Müslümanların rahat etmesinden geçiyor. Antep yoksa rahat edemez. Yani Halep yanacak, biz burada rahat mı olacağız? Hayır. Myanmar yanacak, Burma yanacak, biz burada rahat mı olacağız? Hayır. Filistin yanacak, biz burada rahat mı edeceğiz? Hayır. İşte Doğu Türkistan'da Müslümanlar taşla kafası ezilecek, rahat mı edeceğiz? Diri diri yakılacak Myanmar'da Müslümanlar, rahat mı edeceğiz? Hayır. Böyle bir şey yok. Bunu çözmenin yolu da güçlü bir siyaset İslam aleminde oluşmalı. Bu bizim birlikteliğimizin önünde siyasi engeller en büyük engel gibi duruyor. Haksız yere dini farklı, ırkı farklı, dili farklı diye insanın canına, malına, namusuna ve dinine saldıran tutumu bu kültür kabul etmez. İnançları kabul etmez. Bu toplum kabul etmez bunu. Bu tür bir kültüre sahip olan dünyanın ya fikir dünyasının dünyaya hakim olması, dünyanın huzura kavuşması demektir aslında. Esas olan toplumun şu bilinçte olması. Yani bizim rengimizin, yani Afrikalı bir Müslümanın renginin, dilinin farklı olması hiç de önemli değil. Biz onunla yaşayabiliriz. Ama kültür birlikteliğimiz ve az önceki dediğimiz mefkure, insana bakış mefkuresi Batı'nın insandan çok maddeyi öne alan ve maddeyi kazanabilmek için insanların canına, malına, namusuna el uzatabilen ve bunu yapabilmek için ırkı, dini ve mezhepleri kullanabilen bakış açısını yeryüzünde bertaraf etmek, bunun yerine insana insanlık değeri veren, canına, malına, namusuna dokunmayan, farklılıklarını koruyabilen ve saygı duyan anlayışı, yani İslam kültürünü dünyaya hakim kılmamız gerekiyor. Buna hakim kılmak için de tabii ki siyasi bir güç gerekiyor. Gençleri bilgisizlikle, cehaletle ve kötü alışkanlıklarla, uyuşturucu vesaire, bunlarla meşgul ederek bu şekilde yetişmesini de önlüyor. Yani bizim gençliğimizi de zehirliyorlar. Zaten kendi gençlikleri de bitmiş vaziyette. Yani ahlaken çökmüş,
inanç ve duygu dünyası berbat olmuş bir durumda bir insanlık. Bu kıyameti getirir, başka bir şey getirmez. Bunun tekrar düzeltilmesi ve ıslahı, tabii ki İslam ülkeleri arasında kültürel birliktelikler, siyasi birliktelikler, askeri birliktelikler, ekonomik birlikteliklerle mümkün. Bugün niye biz Myanmar'a elimizi uzatamıyoruz? Gücümüz yetmiyor. Bu kadar Müslüman var.